Merhabalar, ben Doktor Aydın Köşüş. Bugün sizlerle histeroskopi dediğimiz ameliyat yönteminden bahsedeceğiz. Histeroskopi dediğimiz ameliyat yöntemi, kameralı bir aletle rahim ağzından girilerek rahim içerisindeki o yapıların incelenmesi işlemidir. Bu işlem çok ince 4-5 milimetrelik kameralar yardımıyla rahim ağzından geçilerek rahim içerisindeki miyomların, poliplerin, yapışıklıkların veya septum dediğimiz bölmelerin hem tanısında hem de tedavi edilmesinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Adet düzensizliği olanlarda da sıklıkla kanamanın nedenini araştırması için kullanılabilmektedir. Bunun yanında özellikle infertil hastalarda tedaviye rağmen eğer başarı elde edilemiyorsa ya da tekrarlayan düşükler varsa bunlarda da rahim içerisinde anormal bir yapının olup olmadığı rahim iç zarının incelenmesi amacıyla histeroskopi dediğimiz ameliyata başvurulabilir. Histeroskopi dediğimiz ameliyat yöntemi özellikle spirali olan ve spirali içeri kaçan kadınlarda spiralin daha rahat görüntülenmesi ve daha rahat bir şekilde çıkartılması için kullanılan bir araçtır. Bu sayede hasta hiçbir ağrı hissetmeden çok rahat bir şekilde rahim içerisine yapışmış bile olsa spiralleri kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Yine bakirelerde, bekarlarda ya da çocuklarda vajine kaçan yabancı cisimlerin çıkartılması için histeroskopi çok önemli bir araç. Özellikle çocuklarda vajine doğru itilen pamuk, kibrit çöpü gibi oluşumların normal yolla çıkarılması oldukça zor. Bu tür durumlarda mutlaka histeroskopi dediğimiz yöntemle girilerek kızlık zarına hiçbir şekilde zarar vermeden o yapıların çıkartılması gerekmektedir. Bekarlarda veya çocuklarda anormal kanaması olanlarda rahim ağzındaki tümörlerin değerlendirilmesi için de histeroskopi dediğimiz yöntemi kullanabilmekteyiz. Histeroskopi ameliyatı genellikle rahime zarar vermez. Özellikle tanısal histeroskopi dediğimiz yöntemde sadece girilerek rahim içerisi izlenmekte herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bunlarda rahime herhangi bir zarar verilmemektedir. Operatif histeroskopi dediğimiz durumlar neler için yapılmaktadır? Özellikle rahim içerisinde miyomu olan, polipi olan, bölmesi olan veya yapışıklı olanlarda yapılan bu işlemde eğer çok aşırı derecede rahim içi kazınacak olursa bazen rahim zarar görebilmektedir. Ancak genellikle biz histeroskopik miyom işleminde miyom kapsülüne kadar soyarak çıkartmaktayız ya da polipleri köküne kadar kesip çıkartmaktayız. Yapışıklıkları açarken normal endometriyuma mümkün olduğu kadar zarar vermemekteyiz. Bu tür durumlarda rahmin zedelenme ihtimali çok çok düşüktür. Ancak histeroskopi tecrübesi düşük olanlarda, özellikle ilk histeroskopi yapanlarda rahim içerisine girerken bazen rahim delinebilir. Bu konuda özellikle dikkatli olunmalı. Rahim içerisine girerken, rahim ağzı genişletirken gerekli olan hassasiyet gösterilmelidir. Rahim iç zarından kaynaklanan anormalliklerin tespiti amacıyla bazen rahim içerisi rezektoskop dediğimiz aletlerle kazınabilmektedir. Biyopsi yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda da özellikle aşırı rezeksiyon yaparak rahim içerisini çok aşırı derecede kesecek olursak rahim içerisinde ilerleyen dönemlerde yapışıklıklara, adet olamama veya adet düzensizliklerine ve sonuç olarak da kısırlığa neden olabilmektedir. Histeroskopi ameliyatı ne zaman yapılır? Özellikle şunun bilinmesi gerekiyor. Histeroskopi ameliyatı adetliyken hiçbir şekilde yapılmaz. Histeroskopi ameliyatı için mutlaka adetin bitmesi gerekmektedir. Adet bittikten sonraki birkaç gün içerisinde histeroskopi ameliyatı yapılabilir. Buradaki önemli olan nokta hem endometriyumun ince olması hem de hastanın gebe kalmadığından ya da bilinmeyen bir hamilelik olmadığından emin olmamızdır. Ancak kanaması kesilmeyen hastalarda, sürekli kanaması olan hastalarda kanamanın kesildiği herhangi bir arada histeroskopi yapılabilir. Yine özellikle hiç kanama görmeyen hastalarda adetin gününden bağımsız olarak herhangi bir dönemde histeroskopi ameliyatı yapılabilir. Histeroskopi sonrası hamile kalınabilir mi? Histeroskopi sonrası özellikle ofis histeroskopi dediğimiz ya da tanısal histeroskopi dediğimiz basit histeroskopide hemen hamile kalınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yine polip gibi basit işlemlerde polip çıkarıldıktan sonra bir ay sonra hamile kalınmasını tavsiye edebilmekteyiz. Ancak miyom gibi, yapışıklık gibi rahim içerisinde geniş rezeksiyon yapılan durumlarda veya rahim duvarının inceldiği durumlarda mutlaka histeroskopi sonrası gebe kalmak için 3 ay beklenmelidir. Histeroskopi özellikle infertil hastalara tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ya da tekrarlayan implantasyon başarısı nedeniyle yapıldıysa bazen tüp bebek histeroskopi sonrası tüp bebekle başarı şansı artmaktadır. Yine burada histeroskopi sırasında yapılan rahme çizik atma işlemi bu tür hastalarda başarı şansını artırabilmektedir. İnfertil olan hastalarda bazen endometriyum ince olabilir. Bu hastalarda da histeroskopi sırasında bu endometriyum olan bölgelere PRP enjeksiyonu ya da kök hücre enjeksiyonu yapılabilir. Zamanla 3-5 ay içerisinde eğer endometriyumda gelişme sağlanacak olursa bu tür hastalarda da tüp bebek yöntemiyle gebe kalınabilir. Bu yapılan işlemler hamile kalma şansını arttırabilir.